Maşata hoş geldiniz. Epstein dosyasının ne zaman Türkiye gündemine geleceğini merak ediyordum. E, nihayetinde geldi. Aslında iyi de oldu ve bu dosyanın konuşulması yönüyle de bir vesile oldu. E, gerekli bir şey. E, sınırlarımızın dışında diye ilgilenmediğimiz aslında dünyanın en önemli dosyalarından biri. Zenginler Kulübü ve bu zenginler kulübü aralarında oluşturdukları ağ ile hepsini elbette e, kastetmiyorum. Bir takım yaşı küçük kızları o ağa düşürüyorlar ve bir biçimde aralarında pastaşıyorlar veya işte birbirlerine pazarlıyorlar. Çirkin iddialar. Jeffrey Epstein kim? Jeffrey Epstein bir e, Amerikalı e, 1953 doğumlu 2019 yılında tutuklandı ve 66 yaşında cezaevinde şüpheli bir şekilde intihar dendi hayatını kaybetti. Şimdi baktığınızda Wikipedia'da en basit yani Wikipedia'ya girip Jeffrey Epstein diye sorduğunuzda e, bu kişi hakkındaki ilk bilgilerde 2005 yılında bir soruşturma olduğu Palm Beach'te Florida'da ve 14 yaşında bir e, kızın e, kendisine e, taciz ya da istismar olduğu iddiasıyla bir soruşturma açıldı. 2008'de bu adamın bundan mahkum olduğu. Ve 13 ay yattı hatta o yattığı sürece e, yattığı sürede de işte sabah e, şeye giriyor e, ne bileyim cezaevine akşam çıkıyor. işlerini de yürütüyor bir anda yani açık cezaevinden çok daha hallice bir durum söz konusu. Sonra da gene işlerini yürütmeye devam ediyor. Yani 2005'te skandal patlıyor ama orada tabii e, Florida'nın şey, e, yargısı. Daha sonra Adalet Bakanı oldu Trump döneminde. Bir takım kolluk gücü filan adama kol kanat geliyorlar. 2008'de mahkum olduğu halde bu iddialardan dolayı ve adam 2008'den 2019'a kadar gene saltanatını sürdürüyor. Aynı yerlerde bir adası var. Birazdan bakacağız. O adasında... Zenginler kulübüyle ilişkileri falan aynı. Bu İngiltere prensinden Amerikan eski başkanlarına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede sinema sanatçıları var, eski yeni politikacılar var, akademisyenler var, gazeteciler var, varoğlu var. Çok kabarık bir liste. Tabii şu anda listeler paylaşılıyor. Hollywood ünlülerinden başka şeye kadar ama e, bir şekilde Jeffrey, Jeffrey Epstein'le yolu kesişen herkes de o listeye girmiş durumda. Bu onlar da istismarcı manasına gelmiyor elbette. Fakat e, onlarca yıl boyunca Amerikan jet sosyet sosyetesi içinde bulunmuş ve arkadaşlıklar edinmiş ve bunu da kullanmış bir biçimde. Kendi iş hayatında veya para kazanmak için veya ilişkilerini geliştirmek için. Neyse bir insanın e, bu kadar ajandasının kabarık olması da doğal. Nihayetinde 2019'da. Cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti veya ortadan kaldırıldı bilmiyoruz. İşte Amerikan başkanları var, İngiliz prensi var filan. İngiliz prensinin başı gene ağrıyor. Şimdi burada pedofili deniyor, çocuk istismarı deniyor. Fakat yaşı çok küçük kız çocukları değil bunlar. Yani 18 yaşın altında genelde 14 ile 10, 17 yaş arası kız çocukları. Ben Jeffrey Epstein hakkında pek çok yani çıkan bütün haberleri okudum. Son birkaç yıldır ve çıkan, yapılan bütün belgeselleri seyrettim. Bu ilişkileri 20 yıldan daha eskiye götürüyorlar ve tanık ifadeleriyle, sanık ifadeleriyle, polis dedektifliğiyle her şey ortada. Palm Beach denen o, Florida'daki o mevkide işte kendi ağındaki bir takım kadınlar oradaki ortaokullara veya liselere gidiyorlar. İşte o denge okullara. Ve orada 14-15-16-17 yaşındaki kız çocuklarını para vaadiyle, şöhret vaadiyle veya masaj yapması falan neyse teklifiyle davet ediyorlar adamın malikanesine. Sonra o bir şekilde ağa düşürülüyor. Ondan arkadaşını getirmesi isteniyor falan. Böyle bir olay. Yüzlercesi var. Ve bunlardan sadece Birkaçı konuştu ve öylelikle de bu olay ortaya çıktı. Çocuklara yönelik cinsel istismar yaşı tabii 18'den ufak olunca çocuk sınıfına giriyor ve ondan dolayı da büyük tepki görüyor. Aynı şekilde İngiltere'de Prens Andrew'un 17 yaşında Virginia Jeffrey isimli kızla birlikte olduğu. Sanık tanık ifadeleriyle belgesellerde de var. Çokça ifade edildi. Hatta Andrew'un... Virginia Geoffrey'e bir para ödediği, 10 milyon pound veya belki biraz daha üzerinde bir para ödediği ve böylelikle anlaşma sağladığı falan birkaç sene öncesinde adabasında söz konusu olmuştu. Bir takım e, Türkler, Türklerin ismi geçiyor. Mesela Refia, küçük Küçükköylü ve Turabi Fırat belgelere göre ki bu iddianamenin belgeleri de yayınlandı birkaç yüz sayfa ve arkası da gelecek dendi. İnternette açık, herkes açık bir şekilde ulaşabiliyor buna. Bu isimler bir şekilde Jeffrey Epstein'in tesisine gitmiş veya uçağında seyahat etmiş veya bir biçimde iş ilişkisi de kurmuş olabilir ya da o tür ilişkilere de girmiş olabilir deniyor ama bilmiyoruz. İşte burada Jeffrey Epstein'in sabıka fotoğrafı. 2019'da ölmeden, kendini öldürmeden ya da biraz önce çekilmiş fotoğrafı. O sırada tutuklandığında çekilmiş fotoğraf. Artık yolun sonuna geldiğini hissediyor ve belki de canına kıyıyor, bilmiyorum. 14 ile 17 yaş arası kız çocuklarından bahsediyoruz. Milyarder olarak geçiyor Jeffrey Epstein ama esasen öyle değil. 70'li yıllardan 70'li yılların ikinci yarısında bir şekilde Wall Street'e kapağı atıyor, birilerini buluyor falan. Tam anlamıyla yani hiçbir meziyeti olmadığı halde, hiçbir eğitim olmadığı halde. Hiçbir kalifikasyonu olmadığı halde bir şekilde Ali Cengiz oyunlarıyla orada yer tutuyor, para kazanıyor. Neyse nasıl bir şeytan tüyü varsa baktığınızda belgesellere falan görürsünüz. Bill Clinton'dan Donald Trump'a, e, Prince Andrew'u anlattım, Al Gore'a, e, Kevin Spacey'e, Michael Jackson'a, e, David Copperfield'a kadar e, pek çok isim. Hatta Bill Gates'e kadar pek çok isim varmış. E, bir şekilde onunla ilişkili. Ama dediğim gibi bu listeler, e, bu kız çocuklarıyla yürüyen bağlantılar veya istismar olayında var mı yok mu onu bilmiyoruz. Onu ancak e, soruşturma sonrasında e, anlayabileceğiz. E, vergiden muaf bir adası var ki zaten şeyde o, şey o, e, o adaya götürdüğü e, ünlüler ve onlara sunduğu kız çocukları konu bu yani. ...soruşturma konusu. Bu da Jelaine Maxwell. İngiliz. E, Daily Mirror gazetesinin... E, ...sahibi e, Robert Maxwell'in. O da şüpheli bir ölüm. Tekneden düşerek... ...öldü filan dendi ama... ...onun kızı, Oxford eğitimliği... ...İngiltere'nin çok... E, ...sosyete keşiminde öyle söyleyeyim ve... ...çok ilişkileri var kendine göre filan. Bir biçimde babasının ölümünden sonra... ...Amerika'ya gidiyor Jelaine Maxwell... ...ve Jeffrey Epstein'le... ...karşılaşıyor ve tam anlamıyla birbirlerini buluyorlar. Yani Jeffrey Epstein'in adeta kadın versiyonu bir sevgili hayatları da var ama manage diyor kadın yani yönetiyor, asistanlık yapıyor, sekreterlik yapıyor yani bir yönüyle Jeffrey Epstein'in bu işlerde sağ kolu oluyor ve ilişkilerini sürdürmek ve kendi bu düzenlerini, çarklarını devam ettirmek için de bu kız meselesi yani okul çağında 14-17 yaşındaki kızların bir şekilde temin edilip arkadaş vesilesiyle veya başka yollarla olta atmak suretiyle neyse ona sunulmasında da ana aktörlerden o malikanenin ana kraliçesi öyle söyleyeyim Cilen Maxel o şu anda o da tutuklandı ve Amerika Birleşik Devletleri cezaevinde 61 yaşında galiba ve bundan sonra da çok fazla gün yüzü görecek gibi değil her ikisi de Yahudi asıllı ama Yahudi asıllı olmalarının bir araya gelmelerinde belki bir etkisi olabilir. Dayanışma falan işbirliği anlamında ama onun dışında kurdukları ağda herhangi bir fonksiyonu yok. Listedeki herkes suçlu değil. Başta söylediğim gibi Amerikan başkanlarından Hollywood yıldızlarına kadar pek çok isim var. Stephen Hawking'in bile ismi geçmiş ki adada zannediyorum bir programa davet edilmiş falan yani adasında. Jeffrey Epstein'in adasında. Dolayısıyla herkesi o kalaba sokmamak lazım. Ama e, özellikle e, Türkiye'den kaçırılan veya götürülen çocuklar konusu son e, iki gündür e, sosyal ağlarda mevzu oldu ve onun olmasına nedeni de esasen bir ifade, daha doğrusu o, o bir, bir ifadede e, sorulan sorular, e, belgelerde istismara uğrayan e, kız çocuklarının avukatı. Epstein'in özel pilotu da olan eski bir mankene Nadia Marchinko isimli mankene 2010'da sorguluyor üstelik. Bakın düşünün 2013 sene önce. 2010'da sorguluyor ve Marchinko'ya şu soruları soruyor. Jeffrey Epstein'in Türkiye, Çekya ve Asya ülkelerinden küçük kız çocukları getirdiği iddiası var. Farkında mıydınız? Bu Marchinko yani Epstein'in özel pilotu olan kadın buna... Bu soruya susma hakkını kullanarak cevap veriyor. Yani sus, e, cevap vermiyor. Fakat e, bu tür soruşturmalarda soru da bir şeydir. Yani o soruyu soran soruşturmacı veya avukat neyse e, belli ki elinde bir veri var. O veriye dayanarak bu soruyu yönetmiş. Ama bilmiyoruz. Neticede e, bir cevap da alnamamış. Ondan dolayı Türkiye girdi adara. E, Yoksa bu kurduğu fuhuş ağı Türkiye'ye uzandı mı uzanmadı mı bilmiyoruz. Sosyal ağlarda çok şey dolaşma girdi. İşte bu çocukların 99 Marmara depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiası filan. Fakat e, bir veri yok elde. Yani sosyal ağlarda her duyduğunuza inanmayın. 250 sayfadan oluşuyor son sızan belgeler. 9-10 yıl önceki, 12 yıl önceki, 13 yıl önceki, 2010 biraz evvel söyledim ifadelere dayanıyor. Ve... E, 18 yaşından küçük kızlar bulma suçlaması, sanıklara veya tanıklara veya işte o dosyaya dahil olan insanlara yöneltilen e, suçlamalar bunlar. E, yine e, bu belgelerde Sara Ransom isimli bir mağdur Epstein'in elinde, Bill Clinton, Donald Trump, ayrıca İngiltere prensi Andrew, e, gene İngiliz e, Sir Richard Branson, Virgin e, Air işte şirketinin Virgin Atlantic neyse şirketinin sahibi kasetleri olduğu, uygunsuz kasetleri olduğu nu gördüğünü söylüyor. Hatta bu kasetlerin kopyalandığı veya işte kullanıldığı veya bir biçimde devreye sokulduğu, sokulacağı falan. Fakat dediğim gibi bütün bunların hepsi iddia. Ee, daha sonra bu kadın 2016'da New Yorker dergisine bu iddiaları uydurduğunu söylüyor. Yani kaset iddiası dolaşıma giriyor. Fakat kadının hayır ben bunları uydurdum demesi dolaşıma girmiyor. Ya da Türkiye'den çocuklar götürmüşler falan gibi bir soruşturmada bir soru gündeme geliyor. Ama bu soru karşısında sanığın veya işte tanığın susma hakkını kullandığı bilgisi dolaşıma girmiyor. Onun için etraflıca konuyu anlamak lazım. En son İngiliz ITV kanalına aynı kadın. O zaman korktuğum için böyle söylemiştim. Eminim o kasetler bir yerlerde demiş. Şimdi bir öyle bir böyle. Dolayısıyla çok su kaldıracak, çok çok e, yer yer ısıtılacak, çok geniş bir dosya. E, Türkiye ile ilgili bölüm, dediğim gibi e, mağdur avukatı e, Catherine Azal e, isimli bir mağdur avukatı 13 Nisan 2010'da Epstein'in özel pilotu Nadia Marchinko'ya sorduğu çapraz sorgu. İki sorgu, iki soru var. 15 yaşındaki mağdura Epstein veya Cillian Maxwell ...tarafından pasaportlar alındı ve... ...Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles... ...San Francisco, San Louis, ...Avrupa Karayiplerle Afrika'ya götürüldüğünü... ...biliyor muydunuz? İkinci soru. Yine... ...mağdur ifadesine göre... ...Epstein'in Türkiye, Çekya, Asya... ...ülkelerinden küçük kız çocuklarını getirdiği iddiası var. Bunun farkında mıydınız? Üç, Epstein uluslararası... ...işte bu... ...istismar neyse, çocuk işçisi vesaire... ...ticaretine dahil oldu mu? Olay bu. Dolayısıyla... Hmm, bu konu şu anda çok sıcak. Sadece bir soruşturma dosyasına giren ve o soruşturma dosyasında konuşulan daha doğrusu tanıklara veya sanıklara sorulan sorular var. İşte bu da Jeffrey Epstein'in uçağı. Hemen karşısındaki kadın da ona ayak masajı yapan Jillian Maxwell. Bu da bu bahsettiğim ada. Bu adada ünlüleri ağırlıyor ki bu adada İngiliz Prince Andrew'un o Jilen Max, Jilen e, Jeffrey ile e, çok samimi havuz partisi filan yaptığını e, dönemin tanıkları, orada çalışan görevliler falan anlattılar. Bunu belgesellere anlattılar yani. Bu da işte İngiliz basınında çıkan haberlerden biri. Yavaş yavaş tanıklar, sanıklar veya mağdurlar konuşmaya başladılar. Little Saint James Adası. Evet. İşte bu adada. 2006'da bulunan Sara Ransom isimli kişi konuşmuş. Onun tanıklığı üzerine bir şeyler dönüyor. Evet. Dediğim gibi bu konu çok su kaldırır. Fakat bu konunun kapağının açılması, bu ve benzeri istismar iddialarının gündeme gelmesi yönüyle önemli. Bir yönüyle, evet, zenginler kulübünde böyle bir hikaye var. Paraya güce kavuşan özellikle erkekler bir noktadan sonra fantazilerinin veya arzularının veya e, ne bileyim arsızlıklarının sınırı olmuyor. Ve bunu da onlar adına yapan birileri oluyor. Birilerini bulmaları gerekiyor. Ve sonra da bir şekilde tes tespit edildiğinde veya kasete alındığında falan da başları böyle belaya giriyor. Şu anda Jeffrey Epstein'le fotoğrafı olan insanlar bile e, bundan çok rahatsız. Bu işlere girmese bile. Bir yönüyle bu. Bir yönüyle de olayın kayıp çocuk... Hadisesini gündeme getirmesi de önemli. Ha, yani şimdi o kayıp çocuklardan güzelleşme ürünü veya kayıp çocuklar ham madde olarak kullanılıyordu. Korkunç iddialar var sosyal ağlarda dolaşılan. Ben onlar hiçbir nebel bağlamıyorum. Çünkü bütün bunların hepsinin cidden soruşturulması hem bir araştırmacı gazetecilik meselesi hem de yargı soruşturması meselesi. E, ham madde olarak kullanılıyordu. Gençleşme ürünleri falan yapımında falan. O, o, o konuyu tamamen bir kenara bırakalım ama kayıp çocuklar meselesini gerek istismar gerekse bu diğer benzeri iddialar organ kaçakçılığı falan veya ticareti de söz konusu olabilir. Bunu gündeme getirmesi açısından önemli bir rakam paylaşıp bu konuyu kapatacağım. Türkiye İstatistik Kurumu adli istatistik verilerine göre resmi kurumun verisini söylüyorum. 2008-2016 yılları arasında Türkiye'de yani 2008-2016 8 senede. Türkiye'de 104.531 çocuk kayboldu. Yani 8'e bölün yıl başına yaklaşık 15.000 çocuk. Her yıl 15.000 çocuk kaybolmuş. 2008-2016 arasında nerede bu çocuklar? Ve 2016'dan itibaren TÜİK artık kayıp çocuklara ilişkin veri açıklamayı durdurmuş. Neden durdurdu diye sormuyorum. Sizin izanıza bırakıyorum. Bu konuyu kapatıyorum ama bu konu daha çok su kaldırır. Yer yerde temas ederiz. Geçelim iç siyasete. Belediye başkan adayları açıklandı ama iki büyük kriz var. Bir tanesi Hatay Belediye Başkanı. Onunla devam etme kararı aldı CHP tüm tepkilere rağmen. İkincisi de Ankara'da Erdal Beşikçioğlu krizi. Bir oyuncu Erdal Beşikçioğlu. Bunu Gazete Pencere'den kestim getirdim. Mansur Yavaş'a rağmen aday gösterildiği ve Mansur Yavaş'ın durumdan rahatsız olduğu bilgisi var. CHP aday listeleri dün açıklandı ama üç büyük şehirin adayı yoktu o listelerde. Yani ilçeler var, başka iller var ama eski şehir var mesela ama Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkan adayları o listelerde yoktu. Belli ki o henüz daha hala %100 kesinleşmiş konular değil. Mesela Ekrem İmamoğlu, mesela Mansur Yavaş, mesela Tunç Soyer meselesi. Erdal Beşikçoğlu hayırlı olsun Etimesguttan Eskut'tan belediye başkan adayı olacakmış. Ben oyuncuların veya belli ünlü isimlerin siyasete soyunmasına veya belediye başkan adayı olmasına öteden beri karşı değilim. Ama bir varlık gösteremiyorlar. Yani milletvekili olarak da başkan olarak da filan. Bir Fatma Girik var Şişli Belediyesi'nde bir de Edison var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zannediyorum anap milletvekili olarak mı girmişti. Tam hatırlayamıyorum. Sonrasında da devam etti. Ben o zaman parlamento muhabiriydim. Meclise gelip giderdi. Milletvekili olmadığı halde herhangi yani komisyonlarda falan çalışırdı. Genel kurul genel kurulu locadan takip ederdi. Çevrek konularında duyarlı bir isimdi. Edison eski Türk sinema sanatçısı. işini iyi yapan, ciddi alan bir isimdi. onu mesela takdirle takip ederdik falan. Ama Herkes için bu söz konusu olmadı yani Zülfü Livaneli de milletvekili oldu ne oldu yani ne bileyim bu sadece sanat dünyasından veya müzik dünyasından değil yani pek çok alanda belli isim yapmış insanlar spor dünyasından da Türkiye Büyük Millet Meclisine gitti ama sonra ne yaptı falan diye soruluyor yani mesela parti meselesi de değil eskişehirde Yılmaz Büyükler dönemi sona erdi onun sekreteri gelen sekreteri Büyükşehir'in Ayşe Ünlüce ...aday gösterilmiş CHP'den. Banko görülüyor. E, Yılmaz Büyükelşen yaşından dolayı eleştirildi. ve be, Yani iki konuda... E, ...ben eleştiriyorum. Bir, 86 yaşında. Bir dönem daha... ...belediye başkanlığı yaparsa 91 yaşına kadar... ...bunu sürdürecek. Yani bir kere... ...yaştan dolayı bu... Ta göreve talip olması esasen problemli. İkincisi... ...aman deneyimli ne olacak ki... ...başarılı bir insan devam etsin deniyorum ama 5 dönem ya. 5 kere 5, 25... Ya 26. yıl ne yapacak bu insan Eskişehir'e? Anlatabiliyor muyum? Bir de o tarafı var yani. Yaşı 45 bile olsa, yaşı 50 bile olsa, 5 dönemden sonra bir yenilenme şart değil mi? Hani metal yorgunluğu diyorlar ya. Ama yeni başkanın yanında çalışsın, yeni başkana danışmanlık yapsın, yol göstersin, A.B.lik yapsın. Neyse, ona kimsenin bir itirazı yok. Fakat problem Hatay'da. Hatay'da Lütfü Savaş'tan vazgeçmedi. Murat Sabuncu yazmış T24'te. 1 milyon 700 bin nüfusu vardı depremden önce. 600 bin, 750 bin arası tahminlerde ilden göç var diyor. 300 bini sadece geri döndü. Hala çadırda yaşayanlar, konteynerda barınanlar var. 2009'dan beri Hatay'da belediye başkanıymış. Bir sürü partiden işte şeyi var, ilişkisi var. Daha evvel AKP'deymiş vesaire filan. 2009'dan beri Hatay'da belediye başkanı. Eee... Depremin ikinci günü yıkılan ki büyük skandaldı. Rönesans Resilans. Onun sahibini savunu, savunan bir isim filan. Yani kötü sınav vermiş bir isim. Fakat bu ismin tekrar aday gösterilmesi gerçekten e, problemli. Yani siz yarın öbür gün bu imar meselelerine, işini düzgün yaptı yapmadı meselelerine falan. oraca tartışmalı bir ismi tekrar aday göstererek nasıl müdahil olacaksınız? Yani problemli. Sonra işte Lütfi Savaş paylaşmış. Twitter hesabından ilk genel başkanı ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan partim Cumhuriyet Halk Partisi. Böyle girdiğinde zaten bir duruyorsun. Yani CHP'nin ezberi de bu. Besmelesi bu yani. Hatay demişken bakın mandalina dalda kalmış Hatay'da. Sadece deprem değil. Hatay'da de bu yıl ürün bereketi yaşanıyor. Hasatla birlikte mandalina, mandalina fiyatı bahçede 2 TL. Peki markette 25 TL. İşte problem bu dalda kalan mandalayı market tüketicisiyle buluşturamayan bir tarım sistemi. Problem bu yani. Halledilmesi gereken. Ekonomiye girmişken sanayi üretimi 5 aydır daralıyor. Detayları karargaş'tasında var. 111 bin esnaf kepenk kapatmış. İşsizlerin sayısı 3 milyonu aşmış. Yani yerel seçim, belediye başkan adaylarından daha çok bu konuların üzerinde durmamız lazım. Dolar 30 TL'yi Euro 33 TL'yi Açmış Sterlin 40'a dayandı Bu Ve yani rica edeceğim Türkiye basını e, Bir takım rakamları verirken Milyon TL milyar TL falan Üzerinden veriyor anlayamıyorum artık gerçekten Yani lütfen parantez içinde Dolar olarak yazsınlar Euro olarak yazsınlar en azından bir fikrimiz olur işte filan otomobil filan fiyattan satışa çıktı. Daire fiyatları fırladı şu kadardan falan dediğinde artık tutturamıyorsun. Yani şey kopmuş durumda. Burada yapıyorlar. Yani İngiltere'de pound üzerinden bir değer verdiğinde parantez içinde dolar üzerinden de onun karşılığını yazıyor. Sen de dolar üzerinden yaz ki biz anlayalım yani bir karşılaştırma yapabilelim. Yoksa milyon TL milyar, milyar TL algımızı kaybettik son 1-2 yıldır. Pek çoğu da aynı durumdadır zaten. Bir başka problem. En genç terzi 50 yaşında. Sanayi, turizm, perakende, imalat sektörünün temsilcileri arel ara eleman sıkıntısını Hürriyet Gazetesi'ne anlatmış. Hürriyet Gazetesi arada sırada böyle bir gazetecilik yapıyor. Sanayiciler, turizmciler, inşaatçılar nitelikli personel alıyor. Terziler, ayakkabıcılar, marangozlar yetiştirecek eleman bulamıyor. Yaşı en küçük terzi 50 yaşında. 10 yıl sonra düğme dikecek terzi bulunamayacak. Aha buyur. Herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. Her ile üniversite yapmak zorunda değilsiniz. Üniversitenin fonksiyonu farklı olmalı. Yani yönetici kadro yetiştirmeli, uzman kadro yetiştirmeli. Mesela doktor gibi, mesela mühendis gibi, mesela avukat gibi. Ama onun dışında mesleki ve teknik eğitim bu yüzden önemli. Yok imam hatip meselesinden, katsayı meselesinden bilmem ne geriye doğru 40 yıllık, 50 yıllık tartışmadır bu. Mesleki ve teknik eğitim ihmal edildiği için 40-50 yıl sonra bu sonuçları yaşıyoruz. 50 yaşın altında terzi yok. Niye? Çünkü insanlar çocuğum okula gitsin adam olsun hiçbir şey olamazsa öğretmen olsun diye çocukları okula gönderdiler. Devlete atıkmaya çalıştılar bir maaşı olsun sigortası olsun. Hiç kimse terzinin yanına, tesisatçının yanına, berberin yanına çocuğunu vermedi. Çırak olsun, ka, e, kalfa olsun orada şey yapsın diye. Bakın yurt dışına gelmeyi düşünenler için şunu söyleyeyim. Gerçekten böyle bir işiniz varsa duvar ustasıysanız, iyi boya yapıyorsanız, iyi muslukçuysanız, elektrikçiyseniz berberseniz kadın kuaförü erkek kuaförü fark etmiyor şahane para kazanırsınız şahane para kazanırsınız bu, bu işler şu anda el üstünde tutuluyor bence o konuda kendinizi geliştirin öyle gelin yoksa benim diplomamın senin diplomanın ner, nereden alırsan al karşılığı yok nereden alırsan al Avrupa'da senin diplomanın hele İngiltere'de Amerika'da karşılığı yok tekrar üniversiteye okutuyorlar sana dışarıdan bitiriyorsun Siyasete dönelim tekrar. Kayyum seçmen. AKP yeni yaşamın manşetiydi bugün. Batı kentlerinden polis ve askerleri kayyum seçmen olarak Kürdistan'a gönderiyor. Halkın ezici çoğunluğunun iradesiyle seçilen belediyelere kayyum atayan AKP şimdi de silahlı kayyum seçmenle halk iradesine müdahale etmek istiyor. Rize, Tokart gibi batı kentlerinden binlerce polis, asker seçmen olarak Kürdistan kentlerine taşınıyor demiş. Hüda Kaya. Karşımızda tabelaları farklı olsa da aynı sistemci, devletçi, zalim, iktidarcı, saltanatçı zihniyet var. Dün irticacı dediler, bugün terörist diyorlar, biz onlara her zaman zalimler diyeceğiz. Unutulduğu cezaevinden haykırmış. Ve Milli Sanma Bakanlığı operasyon harekat bölgelerinde akıllı kameralı telefon kullanımını yasaklamış. Bu kapsamlı ve sistematik olarak yaygınlaşacak belli ki artık sadece konuşma veya SMS atmaya yarayan telefonlara doğru gidiyoruz görünen o e, niye e, çünkü paylaşılan görüntülerden çekilen videolardan rahatsızlar gerçekler dolaşıma girsin istemiyorlar mesela o yani yoksa e, bir takım stratejik sırlar dolaşıma giriyor falan diye değil. Singapur pasaportuydu, dünyanın en değerli pasaportu. Listenin zirvesinde şimdi 4 Avrupa ülkesi varmış. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya. 194 ülke ülkeye vize olmadan girebiliyorlarmış. Fakat asıl ilginci şu, 182 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Kıbrıs Cumhuriyeti 12. listede. Pasaport değerlemesi sıralamasında. Kıbrıs Cumhuriyeti derken aklınıza Kuzey Kıbrıs gelmesin. Güney Kıbrıs. Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'nin ifadesiyle ne laflar öğrettiler bize resmi tezler. KKTC'yi kimse ta tanımıyor. KKTC pasaportuyla bir yere gidemiyorsunuz zaten. Ama şöyle bir şey var. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşlar belli koşulları sağladıklarında Güney Kıbrıs pasaportu yani Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alabiliyorlar. O açıdan Kıbrıs'ta yaşayanların böyle bir şansı var. Nelerle uğraşıyoruz? Puntoy'u 24 dava takip yazması haberimiz olmayacaktı. Gazeteciler ahmetmemiş Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Kalyoncu Gökçe Fıratçulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız'ın yeniden yargılandıkları davanın 10. duruşması görülmüş. Duruşmada e, tanık olarak dinlenen Muhammed Sivri, sanıklardan Ünal Tanık'ı Eyüp'te çay içerken gördüğünü, daha sonra STV'de çalıştığı için kendisi hakkında ihbarda bulunduğunu söylemiş. Sivri tanığın, Ünal tanığın örgüt üyeliğine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını söylemiş. Bir diğer tanık, sanıklardan hiçbirini tanımadığını, örgütle bağlantılarına dair herhangi bir bilgi ve görgüsünün olmadığını söylemiş. Devam ediyor. Taner Özsoy bu. Tanık Özsoy daha doğrusu. Ali Özsoy. Tanık Ali Özsoy. Alkollüydüm. Eşimin ailesi Zaman Gazetesi'nde çalışıyordu. Onlara zarar ve için ihbarda bulundum. Onlarca gazetecinin yıllarını böyle çaldılar. Sarhoş. Kendine göre bir şekilde husumeti olan, nefreti olan kişilerin yalan ifadeleriyle. Onlarca gazetecinin lava Dünyayla toparlayalım. Gazze'nin tedarikini kesen İsrail'e 7 Ekim'den bu yana hiçbir yatır, yaptırım uygulanmadı. Britanya hükümeti İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası insancıl hukuk uyarınca Gazze halkına temel ihtiyaç malzemeleri sağlamakta yükümlü olduğunu kabul etmiş. Hadi bakalım. Gazze'de taş taş üstünde kalmadı ama işte Batı yeni yeni uyarılarına falan başladı üç üç buçuk ay sonra. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Yarın Cuma haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla hoşçakalın.